Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Üçüncü videomuzda karşınızdayız. Bugünkü konumuz blockchain. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Blockchain'in tanımı. Blockchain bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan bir büyük defterdir. Varlıklar soyut ya da somut olabilir. Değerli hemen hemen her şey bir blockchain ağında izlenebilir ve üzerinde işlem yapılabilir. Bu da riski azaltır ve işe dahil olan tüm maliyetlerin düşmesini sağlar. Blockchain'in önemi. İşler bilgi üzerinden ilerler. Bilgi ne kadar hızlı ve doğru şekilde alınırsa o kadar iyidir. Blockchain yalnızca izni olan ağ üyeleri tarafından erişilen ve üzerinde değişiklik yapılamayan, bir büyük deftere depolanan, anlık paylaşılan ve devamlı şeffaf bilgiler sağladığı için bilginin sunulması için idealdir. Bir blockchain ağı siparişleri, ödemeleri, hesapları, üretimi ve çok daha fazlasını takip edebilir. Üyeler gerçeğin tek bir görünümünü paylaştığından bir işlemin baştan sona tüm ayrıntılarını görebilirsiniz. Böylece yeni verimliliklerin ve fırsatların yanı sıra daha fazla güvene sahip olursunuz. Bir blockchain'in temel öğeleri. Dağıtık büyük defter teknolojisi. Tüm ağ katılımcılarının dağıtık büyük deftere ve üzerinde değişiklik yapılamayan işlem kayıtlarına erişimi vardır. Bu paylaşılan büyük defterlere işlemler yalnızca bir kez kaydedilerek geleneksel iş ağlarında sık görülen aynı işlemi tekrar etmeyi ortadan kaldırır. Üzerinde değişiklik yapılamayan kayıtlar. Bir işlem paylaşılan büyük deftere kaydettikten sonra hiçbir katılımcı tarafından değiştirilemez. Bir işlem kaydı hata içeriyorsa hatayı tersine çevirmek için yeni bir işlem eklenmelidir. Akıllı sözleşmeler. İşlemleri hızlandırmak için blockchain'de akıllı sözleşmeler adı verilen bir dizi kural depolanır. Bunlar otomatik olarak yürütülür. Bir akıllı sözleşme, kurumsal tahvil aktarımlarına ait koşulları tanımlayabilir. Ödenecek seyahat sigortasına ait koşulları ve daha fazlasını içerebilir. Blockchain'in avantajları. Nelerin değişmesi gerekiyor? Operasyon ekipleri, yenilenen kayıt tutma ve üçüncü parti doğrulama işlemlerine genellikle boş yere çaba harcarlar. Kayıt tutma sistemleri, dolandırıcılığa ve siber saldırılara açık olabilir. Sınırlı şeffaflık, veri doğrulamasını yavaşlatabilir. Ayrıca IoT'nin gelişiyle birlikte işlem hacimlerinde büyük bir patlama söz konusu. Tüm bunlar işi yavaşlatır, karlılığı düşürür ve daha iyi bir yola ihtiyacımız olduğu anlamına gelir. İşte burada blockchain devreye girer. Daha fazla güven, daha güçlü güvenlik, daha fazla verimlilik, işte karşınızda blockchain. Blockchain yalnızca üyelere açık bir ağın üyesi olarak zamanında ve doğru verileri aldığınızdan gizli blockchain kayıtlarınızın sadece özel olarak erişim izni verdiğiniz ağ üyeleriyle paylaşılacağından emin olabilirsiniz. Tüm ağ üyelerinin veri doğruluğu üzerinde görüş birliğinde olmaları gerekir. Doğrulanan tüm işlemler kalıcı olarak kaydedildiğinden bunlar hiçbir şekilde değiştirilemez. Hiç kimse, hatta sistem yöneticisi bile bu işlemi silemez. Ağ üyeleri arasında paylaşılan dağıtılmış bir büyük defter sayesinde zaman kaybına yol açan kayıt mütabakatlarını ortadan kaldırır. Ayrıca işlemleri hızlandırmak için blockchain'in içinde akıllı sözleşme adı verilen bir dizi kural depolanıp otomatik olarak yürütülebilir. Blockchain nasıl çalışır? Her işlem gerçekleştikçe bir veri bloğu olarak kaydedilir. Bu işlemler soyut ya da somut bir varlığın hareketini gösterir. Veri bloğu seçtiğiniz bilgileri kaydedebilir. Örneğin kim, ne, ne zaman, nerede, ne kadar ve hatta ne durumda. Her bir blok kendinden öncekilere ve sonrakilere bağlıdır. Bir varlık bir yerden başka bir yere taşındıkça, sahipliği el değiştirdikçe bu bloklar bir veri zinciri oluşturur. Bloklar işlemlerin tam saatini ve sırasını doğrular. Herhangi bir bloğun değiştirilmesini ya da var olan iki blok arasına başka bir blok yerleştirilmesini önlemek üzere bloklar birbirine güvenli bir şekilde bağlanır. İşlemler geri alınamaz. Bir zincir olan blockchain de blok haline getirilir. Her ek blok önceki bloğun doğrulamasına, dolayısıyla da tüm blockchain'i güçlendirir. Bu da blockchain'e kurcalandığı kolayca belli olan bir yapı kazandırarak temel bir değişmezlik gücü sağlar. Bu, kötü niyetli kullanıcının müdahale olasılığını ortadan kaldırarak diğer ağ üyelerinin güvenebileceği bir işlem defteri oluşturur. Blockchain ağının türleri. Blockchain ağı oluşturmanın çeşitli yolları vardır. Bu ağlar genel, özel, izne tabi veya bir konsorsiyum tarafından oluşturulmuş olabilir. Genel blockchain ağları. Genel bir blockchain, Bitcoin gibi herkesin katılabileceği bir blockchain'dir. Dezavantajları çok fazla bilgi işlem gücü gerekmesi, işlemler için çok az gizlilik olması veya hiç gizlilik olmaması ve zayıf güvenlik olabilir. Bunlar işletmelerin blockchain kullanım senaryolarına yönelik göz önüne alacakları önemli konulardır. Özel blockchain ağları. Genel bir blockchain ağına benzeyen özel bir blockchain ağı, dağıtılmış bir
işler arası ağdır. Ancak ağı yöneterek kimin katılmasına izin verileceğini kontrol eden, bir uzlaşma protokolünü yürüten ve paylaşılan büyük defteri koruyan tek bir kuruluştur. Kullanım senaryosuna bağlı olarak bu durum katılımcılar arasında güveni önemli ölçüde arttırabilir. Özel bir blockchain bir şirket güvenlik duvarının arkasında çalıştırılabilir ve hatta şirket içinde barındırılabilir. İzne tabi blockchain ağları. Özel bir blockchain oluşturan işletmeler genellikle izne tabi bir blockchain oluştururlar. Genel blockchain ağlarının da izne tabi olabileceğini unutmayın. Bu ağ ve belirli işlemlere kimlerin katılmasına izin verileceği ile ilgili bazı sınırlamalar getirir. Katılımcıların katılmak için bir davet veya izin almaları gerekir. Konsorsiyum blockchain'leri. Bir blockchain koruma sorumluluğunu birden çok kuruluş paylaşabilir. Bu önceden seçilmiş kuruluşlar kimlerin işlemleri gönderebileceğini veya verilere erişebileceğini belirler. Konsorsiyum türü blockchain tüm katılımcıların blockchain için izne ve ortak sorumluluğa sahip olması gerektiğinde işletmeler için idealdir. Blockchain ve buna benzer bilim ve teknoloji içerikleri için kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sizinle ve bizimle The Create ailesi olarak tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.